Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Age of Civilizations 2 Azerbaycan serisine başlıyoruz. Bu zorluklarda görüyorsunuz solda ve hemen hızlıca başlamak istiyorum. Kısa kısa bölümler halinde Azerbaycan serisini atacağız. Teknolojileri ben bu şekilde ayarlıyorum. Ordu bakımını arttırmamız gerek. Tamam. Bu şekilde ayarladım ben. Stratejimiz zaten belli sayılır aslında. Yani stratejimiz Gürcistan ve Ermenistan'ı ilk olarak yok etmemiz. Ve sonra bu devletlerle ilişki geliştireceğiz. Etrafımızdaki süper güçlerle. Ondan sonra ise duruma göre ilerleyeceğiz. Kredi al. Kredi al. İki tane kredi alıyoruz. Biraz daha alalım. Üç tane kredi aldık şu an. Ki bu savaşta sıkıntı yaşamadan kazanalım diye. Tamam. Savaşımızın ilanını verelim artık Gürcistan'a. Güzel. Kendisini yendik. Şuraya 1000 ve buraya da 1000 yollayalım. Başkentine girelim onun. Evet. Şu an bizi alt etti abi orada. Ama sıkıntı değil. Onun ekonomisi şu anda bayağı kötü oldu ama bizim ekonomimiz iyi, sıkıntı yok. Daha borç çekemiyoruz. 3500 kişilik birim yetecektir abi. Evet. Şuraya 2000, buraya da 1500. Başkentine girersek eğer daha asker basamaz kendisi. Başkentine girmemiz gerek onun. Tamam, çok güzel. Daha fazla asker basamayacak artık ki burada da mağlubiyete uğratacağız. Oradaki ordumuzla 500'er 500'er. Aa, orada kaçtı bizim elimizden. Sıkıntı yok. Sen buraya doğru git. 80 80. Şurada ordu basalım abi. Çok güzel, orada mağlubiyete uğrattık. Orada askeri azaldı bayağı. Fazla asker basamaz. Şu an şuraya saldırsan Rusya'yla İlişkilerimiz kötüleşmiş. Sınırımıza asker getiriyor. Ve Türkiye ile Rusya savaşta şu an. İtalya ile de savaşta Türkiye. Türkiye kötü durumda şu an baya. Şimdi abi buraya 500. Buraya da 256 yolla. Bu savaşı bitirmemiz gerek. 200. 177. Türkiye'ye yardım edelim mi? Yardım edelim. Hadi. O zaman Çin'i savaş ilan ettiriyoruz Rusya'ya karşı. Böyle elimizde biraz altın verelim ona. Tamam. Başkentini kurtardı, bu bizim için sıkıntı. Hadi be oğlum, pes et. Gürcistan. Adam pes etmiyor resmen ya, harbiden. Bravo. Ama tabii ki de bizim elimizden hiçbir şekilde kurtulamaz kendisi. Saldır. 300. 300. Burada asker basmaya devam edelim. Şimdi asker basmıştır o bayağı. 122 var orada. Şimdi buraya sen 163 bırak. Buraya da 100. Hadi. 400'ün tamamıyla oraya saldır. Çok güzel. Sen buraya 500 bırak. 600'e de buraya git. Çok güzel. Orada da imha ettik onu. Artık tamam, bitti. Bravo Gürcistan. İyi savaştın. Ama tabii ki de kazanan biz olduk. Vasallaştırdık Gürcistan'ı tamamen. Yakında da annekseyeceğiz kendisini. Türkiye Rusya ile savaşına devam ediyor. Ama Rusya Çin'de de savaşta şu an. O yüzden Türkiye'ye gelemez ve bizden askeri geçiş izni alması gerek. Türkiye'ye gitmesi için. Biz de böyle bir izin vermeyeceğiz tabii ki de. Moğolistan bizde diplomasileri askıya almış. Diplomatik ilişkileri. Alsın bakalım ne yapacak. Savaş ilanını veriyoruz. Ermenistan'ı da bu bölümde bitiriyoruz abi. Tamam. Artık fırsat kollayacağız abi. Bundan sonrası fırsat kollama. Fırsat kollayacağız ve zayıf düşen bir devlete direkt
yapışacağız. Direkt onu yok etmeye çalışacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Azerbaycan zor bir devlet. Eğer bize İran savaşı açarsa tabii ki de kazanamayız bu savaşı normal olarak. Ama İran'a birkaç devlet savaş açarsa biz bu şekilde saldırırsak kazanma şansımız olur. Türkiye ile ilişki geliştirelim. Rusya ile de ilişki geliştirelim. Gürcistan artık annekslememizin zamanı geldi. Böyle paramızı biriktirelim. Tamam. Kardeşim bundan sonraki tur sen yok oluyorsun artık. Sana zahmet lütfen. Gider misin? Hadi. Ultimatum gönder ilhak talebi deyip kendisini bağladık, tamam. Ve buradan 3000 kişilik ordu silelim. Denize mi gidin? Yok, burada Bakü'de kalın abi. Hatta 3000 daha silelim ya. Toprakları hızlı özümseyelim. Maksat bu. Gürcistan ve Ermenistan'da hiçbir şekilde zorlanmadık zaten. Ama şey sıkıntı. İran, Türkiye vesaire diğer devletler sıkıntı ki birebir de zaten Türkiye ile savaşamayız. İran'la da savaşamayız birebir de. İran kimle savaştı? Türkiye kimle savaştı? Türkiye İtalya'yı yenerse bizim için çok iyi olur var ya. Umarım yener. Çünkü Türkiye ile ileride birleşiriz büyük ihtimal. Şu an herkesle iyi ilişkilerimiz var. Bu yüzden gideceğimiz yer belli abi. Bu arada şeyle sana zahmet kardeşim biz saldırmazlık baktım. Ne olur ne olmaz. Sana güveniyorum. Güvenmediğimden değil ama yine de biz bir şunu yapalım. Aradan çıkaralım. Sana zahmet lütfen. Tedirgin oluyorum çünkü yoksa. Yani. Özümsemeler şu anda yapılıyor. Yapın abi özümsemeleri. Bu arada full yatırım. Vergileri biz niye az alıyoruz acaba sizden? Verseniz oğlum para. Az vergi alıyormuşuz ya. Ermenistan. Şimdi o zaman hedefimiz Kazakistan bu savaşı kaybederse Kazakistan'a gireriz. Kaybetti. Yo, Kazakistan comeback attı şu an. Bir şeyler yapıyor ama ben de farkında değilim. O da farkında değil herhalde ne yaptın oğlum. Az önce iki toprağı vardı. Yeniden eski gücüne kavuştu neredeyse. Bravo. Şeyimiz bitti. Kardeşim. Bir daha lütfen rica ediyorum. Hemen size bir saldırmazlık baktı. Hemen. Ukrayna ile mi savaştı? Oo, Rusya'yı dağıtmışlar lan. Letonya ile falan savaştı. Polonya ile de savaştı. Rusya'yı dağıtmışlar şu an. Çin savaşı yaramadı herhalde ona. Bu arada Çin bölündü. Japonya, Japonya. Güzel. Güzel. Şu yalnız. Şunları yüzlersek güzel olur. Onları yüzlememiz lazım. İstikrarları. 7. 7. Böyle 3. 3 tamam. Onları fulleyelim ki gelirimiz fullensin abi. Video şu anda 8 dakika olmuş. Rusya'nın başkenti buraya kaydı bu arada. Bravo. Rusya'ya girsek mi ya? Ya Rusya'dan o kadar fazla toprak alamazlar zaten de Rusya hepsini döver. Comeback atıyor şu an yani. Geri döndü Rusya. Biz Türkmenistan'a savaş ilan edeceğiz abi. Mecbur. Türkmenistan'a savaş ilanını vereceğiz. Paramız var bayağı şu an. Türkmenistan bize karşı koyamaz. Agadir Türkmenistan. Kişisel hiçbir sorunumuz yok. Ama böyle olması gerekiyor. Kusura bakma. Hiçbir sorunumuz yok sende. Ama senle savaşmamız gerek. Kusura bakma. Böyle bir 9000 daha 9000 daha yolla 10.000 olsun. Hareket puanımız var. Tamam. İlk ordusunu yendik. İlk ordusunu yenince daha fazla asker basması zor oluyor. Basamıyordu zaten. Türkmenistan'ı tamamen vasal alacağız. Ve orada büyüteceğiz abi. Bazı devletlere karşı Türkmenistan'ı kullanacağız. Yani orayı kendi toprağım yapmak istemiyorum. Çünkü merkezimizden bayağı uzak bir bölge. Bu yüzden Türkmenistan'a yedirmek daha kolay olur. Afganistan varmış orada. Afganistan bunların hepsi senin toprağın mı ya? Senin ekonomin 71 bin, benim 81 bin. Neyse.
Vasallaştırma talep ediyoruz tamamıyla. Ve Türkmenistan'a vasal yaptık artık. İlişkilerimizi de geliştirelim. Gel abi buraya. Özbekistan var orada. Küçük bir hedef. Şimdi seni yiyelim hemen. Böyle 8.000, 7.000 gitsin oraya. Bu bizi Kazakistan'la sıkıntıya sokabilir. Aa, Özbekistan'ın daha nerede toprağı var? Veya Özbekistan birini mi savaşı çağırdı? Evet, Özbekistan'ın burada toprağı varmış. Güzel. Bu güzel oldu bizim için. Neden güzel oldu? Şu şekilde abi. Özbekistan'ı vasallaştırabilir miyiz? Evet, Özbekistan'da vasalımız oldu. Hemen şu topraklara kayacağız. Birinden askeri geçiş izni almamız lazım ama. Saygıdeğer... Hiçbiri saygı değmiyor şu an bize. Hiçbirinden bir şey isteyemiyoruz. İlişki geliştirelim abi. Azerbaycan tüm devletlerle şu anda iyi ilişkiler içinde. Rusya hariç. Rusya ile şu anda pek iyi ilişkiler içinde değiliz. Bu devletlerle de ilişki geliştirelim abi, vasallarımız kendileri. Türkiye güzel, iyi durumda. Türkiye ile her an birleşebiliriz abi. Her an sıkıntı olmadan birleşebiliriz. Ki İran'la da ittifak olacağız. İran'ı da ittifak alalım kendimize. İkisi de çünkü güçlü devletler abi. Türkiye'de, İran'da güçlü devletler her zaman İran'la Türkiye modern dünyada savaşır. Ama bu modern dünyanın da değişik bir modern dünyası. Burada ilk defa savaşmadılar. Hindistan'la savaşta İran. Tam vurabiliriz aslında var ya, of. Tam vurabiliriz şu an ama. Yok. Düşene de bir tekme biz vurmayalım. Şu an vurmayalım. İleride belki. Askeri erişim. Tamam, verdi bize. Sağ olsun. 11 binlik ordumuz ile buraya ilerleyelim. Ya vasallaştırmanın kolay yanı şu. Sizin hiçbir toprağınızı işgal etme riski olmadan gidiyorsunuz adamdan toprak alıyorsunuz abi. Bak gördünüz mü? Çatır çutur. İşgal riski olmadan gidip toprak alıyorum. Yani. Bu çok iyi bir şey abi yani. Vasal kullanın. Oİ4'te de kullanın. Burada da kullanın. Vasal önemli. Şimdi bakın. Savaşa çağırıyorum Özbekistan'ı. Bak. Gelecek kendisi. Geldi. Özbekistan diyorum. Kardeşim al bunları diyorum. Ve veriyorum ona. Bu şekilde abi. Ama fazla da büyütmemek gerek. Bu devletleri. Fazla büyütmeden anneksiyeceğiz. Şimdi. Afganistan'la neden savaşmayalım ki? Değil mi? İran bu arada Hindistan'ı yenerse bizim için çok iyi olur. İran'ın Hindistan'ı yenmesi bizim için güzel olur. Video 13 dakika olmuş. Ordum geldi mi buraya? Tamam, güzel. Vasalların toprağında da asker basabilsem o da mükemmel olurdu herhalde. Türkiye Almanya Savaşı'na çağırıyor beni. Tamam abi gelelim. Sıkıntı yok. Sen Almanya'yı yut yeter ki yani. Sen yeter ki Almanya'yı yut. Sıkıntı yok, biz her savaşına geliriz. Öyle abi, fulle. Buraya gelsin ordularımız. Afganistan'a doğru bir savaş ilanı vereceğiz. Yakın zamanda. Eğer zorlanırsak. Bu arada yatırım yapalım abi. Yatırımı da fazla yapma ya. Şu an değil en azından. Şu an yapma yatırım. Afganistan'da savaşa gireceğiz. Şöyle 3.000 ver. 3.000 de buraya ver. 3.000 de buraya ver. Bunlar gitsin. Tamam abi, Afganistan'a savaş ilanı verebiliriz artık. Sekiz bin, sekiz bin. Hadi. Hadi bakalım Afganistan. Ne yapacaksın? Şöyle 3.000. 3.800 oraya gitti. Abi şu olmasa var ya. Çok sinir bozuyor ya. Şu 3.800 orada oraya gitsin. Sen geri dön abicim. İlerle. 900. 900. Hadi bakalım. Ya orada hareket puanımız kalmadı. Yollayamadık. Afganistan şu an hiçbir direnç sağlayamadı ama
Afganistan'ın asker basacağına inanıyorum ben. Basar abi Afganistan. Afganistan'ın ekonomisi çünkü iyi de en son baktığımızda. İyi olması lazım. Sen gel buraya. Bu kadar kolay bitemez abi Afganistan sonuçta bu. Biter gerçi de Afganistan ne oğlum? Afganistan sonuçta diyoruz da. Büyümüş bir Afganistan. Ekonomisi güçlüydü en son. Bizimki kadar vardı neredeyse. Saldır abi. Orada bizim saldırıları püskürttü. Bir sağlam asker bastı sonunda harbiden. Abi keşke hiç konuşmasaydık. Afganistan. Bu toprakları bana versene kanka. Bak şu kadarcık bir şey istiyorum hadi. Sen beni kırmazsın hadi. Hadi oğlum. Afganistan'ı da vasal yapsak nasıl olur? Kabul eder mi lan? Vasallaştırma. Neyse kabul etmiyor şu an. Asker basıp getirmem gerekecek benim. Bu arada liman inşa et, liman inşa et, liman inşa et abi. Her yere liman inşa edelim. Askerlerimizi vurdu orada ya, harbiden Afganistan. Sağlam ordu getirdi. Keşke getirmeseydim be. Keşke getirmeseydim. Evet, şu an sağlam ordu getiriyor abi. Biz de buraya doğru götürelim ordularımızı. Ve sonrasında ise yeniden asker basalım. Bir puanla basamıyoruz asker ya. Gel abi buraya. Şimdi siz gidin artık. Sağlam orduyla gitmemiz gerek Afganistan'a. Zaten ele geçireceğiz. Belliydi bizim toprakları. Allah'tan şu an ekonomimiz iyi. O yüzden bir sıkıntı yok. Şimdi gel abicim sen buraya. Sen de şuraya gel. Sen direkt şuraya doğru git. 10.000 birimlik ordu şeklinde gitsin oraya. Sen de geç şuraya bakalım hadi. Güzel. Şuraya 2500. 2500. Oha. Ne yaptın oğlum sen? Oğlum o nasıl bir ordu? Afganistan sen ne yaptın kardeşim? İnsancıl bir ordu bas lütfen rica ediyorum. Oğlum ne yapıyorsun? 10.000 kişilik ordusu var lan adamın. Bizim yok öyle bir ordumuz. Oha. Vallahi sağlam ordu bastı ya. Bravo. Git abi şuraya. Şurada da bir asker basalım. Sen gelebilir misin lan buraya? Gelemez. Normal. Hareket puanımız yok çünkü. Kardeşim bak senden bir şey istemiyorum. Sadece şu. 3 toprağı ver bana yeter. Rica ediyorum. Hadi. Senden fazla bir şey alamayacağız çünkü koparamayacağız belli. Belli. Ya sen bizden zaten bir şey koparamazsın da. Verdi çok güzel tamam. Bu toprakları da Türkmenistan'a vereceğiz. Ticaret talep et. Eyalet. Al kardeşim. Kaydet. Teklif gönder. Tamam. Bu toprakları da Türkmenistan'a verdik. Afganistan'dan da toprak koparmış olduk 3 tane. Şu an için. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videolara yorum ve like atıp bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.